Bu bölümde daha çok ses efektleriyle uğraşacağız. Ama o konuya geçmeden önce şöyle bir ek özellik yapalım. Buradaki cam barı %50'den fazlaysa yeşil, %20 ile %30 arasındaysa sarı, %20'den azsa kırmızı renkte görünsün. Böyle bir özellik ekleyelim. Bunun için CSS'den önce bakalım. Cam barının özelliği, renk özelliği, background color, player life bar status, background color, brown demişiz. Brown, tabii burada şöyle yapmak gerekiyor. Kod olmadığı için burası çift slash olmuyor. Brown sıfırla 20 arası olsun. Bir tane sarı renk gerekiyor bana. Sarı renk. Kırmızı bu kırmızı olsun. Koyu bir sarı. Gold. Tabii renk kodu da kullanabiliriz direkt. Ben bu belirlenmiş kodlar güzel renklerdir diye onları kullanıyorum. Bir tane de yeşil. Yeşil renk istiyorum. Pastel bir yeşil. Çok açık olabilir yeşil olarak. Şu olsun. Bir deneyelim. 51'den 100'e kadar da şu renk olsun. Başlangıç rengi artık önemli değil çünkü bunu kodla değiştireceğiz. Bunu nerede değiştirebiliriz? JavaScript'ten değiştireceğiz. Bunu yöneten class neydi bizim? Board.js idi. Orada bunun kaç yüzde kaçta olacağını ayarlayan fonksiyonumuz neydi? Set player life vardı. Bunun altına ne diyelim? Eğer life büyükse elden nesnem.type still background color eşittir. Bakalım bu şekilde çalışıyor mu? Sanırım çalışmıyor. Ona bakalım internetten. Belki şu şekilde olabilir. Şurada arama yapalım. JavaScript still background color. Şu en sonuncusu bizim gibi kullanmış ama bir hatayla mı karşılaşmış? Cevap olarak string evet JavaScript'te standarta uygun şekilde böyle düzenlenmiş. Normalde CSS'de tre kalır oluyor.
Neydi bizim? 50'den büyükse şu renk olmasını istiyoruz. Bir bakalım. Çalışıyor mu? Hı, 50'den büyük o renk oldu. Güzel. Else eğer 50'den büyük değilse, eğer büyükse 20'den, 20'den büyükse ne olacak? 20 ile 50 arasındaysa buraya girecek. Gold. Else bunların hiçbiri değilse 0 ile 20 arasında olduğu anlamına gelir. O da brown olsun. Kaydediyorum. Çalıştıralım. Evet, şimdi ilerleyelim biraz. İlerledikçe azalacaktı barımız. Şimdi %50'nin altına düşünce sarı oldu. Sarı biraz ama açık renk kalmış olabilir. Biraz açık renk oldu sarı. 20'nin altına düştüğünde de kırmızı olacak. Tek sorun sarının biraz açık renk kalması. Hangi sarıyı kullanmıştık? Dark red. Dark orange kullanabiliriz sarı yerine. Dark orange kullanırsak. Şunu ilk başta white diyelim. İlk yüklendiği zaman çünkü bar görünüyor. Bir kırmızı görün, kırmızı olarak görünüyor. Sonra kod çalıştığında onu düzenliyor tekrar. White dersek ilk göründüğünde beyaz olduğu için hiçbir şey görünmez. Kod bizim fonksiyonumuz onu düzenlediğinde görünür hale geliyor. Şuradan port gold yerine dark orange'ı seçelim. Bakalım yeniledim. Evet, hiçbir şey görünmüyor. Direkt açılıyor. Sarı rengi yakacağız. Orange. Evet. Daha da ilerledikçe %20'nin altına düşerse daha koyu bir kiremit rengine dönüşüyor. Evet. Şimdi sesle ilgili konuya geçebiliriz. Ses. Sesi nasıl yapacağız? Biz bunun için bir class açmış mıydık? Ses dosyalarını eklemiştik. Ses için bir class açacağız. Adına sound CS diyelim. Ne yapalım bir tane? Function sound boş bir fonksiyon sound.init eşittir. Bir tane başlangıçta çalışacak fonksiyonu evet. Şimdi araştıralım bakalım ses nasıl ekleniyor. Ses nasıl kullanılıyor? Şuradan JavaScript play sound dersem şurada play sound şöyle baştan birkaç tanesini açalım. Sırayla bakalım. jQuery bize uygun değil. In Safari, Effect in Mouse olarak. Bakalım burada ilkinde kütüphane önermiş. Kütüphane önermiş bu işi yapmak için. Biz kütüphane kullanmak istemiyoruz. Biz olabildiğince hiç kütüphane kullanmadık şu zamana kadar. Bundan sonra da temel JavaScript komutlarıyla yapmak istiyoruz. Burada document get element bir DOM nesnesi almış. Ne yapmış? Bu bir HTML koduyla ses dosyasını HTML'in içine eklemiş. Bizim resimleri eklediğimiz gibi eklemiş.
Ondan sonra o ses dosyasını çağırmış. Bir değişkeni atamış ve değişken nokta play demiş. Böylece çalmış ses dosyasını. Ben HTML'in içine eklemeden ses dosyasını sadece JavaScript ile yolunu vererek açabilir miyiz ses dosyasını? Ona bakmak istiyorum. Genel olarak ama hepsi dokümana eklediği nesneden şu nedir? Document kullanmakta source house play hemen hemen hepsi bu şekilde kullanmış. Peki deneyelim. Bütün örnekler o şekilde. Deneyelim. Index.html'in içine giriyorum. Body'nin içerisine ses görünen bir nesne olmadığı için game container'ın dışına şurada bulduğum tag'i ekledim. Her yerde öyle mi eklemişti? Şu başka bir yere de bakayım. Burada da şu şekilde eklemiş. Embed tag ile eklemiş. Burada da öyle eklemiş. Bu bir wav dosyası. Auto start with height sound id vermiş. Şu da çalışmazsa bu. Şunu silelim. Bu çalışmazsa geri döneriz ona. Şöyle bir şey. Nerede bizim? Sound. K-Wow diyelim. Burada da wow yapmış. Uzantıdan kaynaklanan bir sorun çıkmasın diye önce buradaki örnekten yapıyorum. Bende MP3 de var. Belki MP3 için başka bir ek bir şey eklemek gerekiyordur. Auto start. Başlangıçta başlamasın. Genişlik ve yükseklik vermiş ve ID vermiş. ID'ye biz K-Sound diyeceğiz. Enable JavaScript de true. Evet. Şimdi peki bu benim oyunumda ilk çalıştırdığımda İlk çalıştırdığımda çalışıyor. Ve şurada hate ve width'i bir yaptığımız için şurada bir boşluk oluştu. Ve yukarıdaki eklenmiş nesneler de çıktı. Hatırlıyor musunuz? Ondan şüphelenmiştik. Önce şurayı düzeltelim. Hazır orayı görmüşken. Neredeydi orası? Level nesne eklerken random çarpı koordinat dersem tabii ki bu sıfırdan şu sayıya kadar bir değer üretmiş olurum. Yapmam gereken şey artı bir eklemek. Şurada da yapmışım. Trap için yapmışım. Başka var mı? Random yaptığım. Başka yok. Peki şu CTRL'ye basıp devam ediyorum. Şurada şöyle bir şey yapabilirim. Eğer sıfırsa x ya da y
Burada tekrar random ediyorum ve 0-1 tabi burada da yok. Ya hepsini ekleyeceğim ya da en son bu fonksiyona geliyor x ve y. X ve y buraya geliyor. Burada parse ettikten sonra eğer x değeri küçükse 1'den veya x değerim büyükse max map nokta max x koordinattan büyükse x değerini 1 yap. 1 yaparsa ne olur? Şuraya gelmiş olur, buraya gelir. Buraya da ekleyemeyeceği için tekrar düzenlemek gerekecektir. Aynı şeyi y koordinatı için de yaparsak, eğer y 1'den küçükse veya y büyükse maksimum y koordinatından y'yi 1 yap dersem komut sayesinde koordinat dışı eklemelere izin verme. Çalıştıralım. Artık koordinatın dışında bir şey ne oldu? Eklenmedi. Tekrar ses dosyamıza gelelim. Şurada with ve height 0,0 yaparsam bir şey değişmiyor. Orada sanki bir yer kaplıyor o nesne. Peki. Ben de bunu divin altına eklerim. Şu nesneyi ekledikten sonra eklerim. Böylece şuraya eklenmiş olur. Benim hareketimi bozmamış olur. Ekranımı bozmamış olur. Çalıyor. Automatic start. Automatic start. Acaba şunları yapmamaktan kaynaklanan mı? Hayır. Automatic start true olsun. Her halükarda çalıyor. Bu işlemiyor. Peki. Enable JavaScript true. IDK. Biraz daha bakalım. Bunu biz nereden aldık? Sorunun içerisinden aldık. Bu soru soruyordu. Hatalı olma ihtimali var. Peki. Şurada da var. Span demiş. Play sound. Play sound'u tabii ki kendi üretmiş. Hidden diye bir şey var. Ona bakalım. Hidden eşittir true dersem bad value hidden eşittir true. Versiyon farkı olabilir. Daha önce true'u kabul ediyordur. Ya da bu soru olduğu için burada yazarken yanlış yazılmış olabilir. Bakalım. Yine yer kaplıyor. Hidden true olsa da yer kaplıyor. Şuna geçelim. Şuraya geçelim. Biraz da burada araştıralım. Play sound. Şuna bakalım. Şuna bakalım. İki tane. Şunları kapatalım. Example'a bakalım.
Ne yapmış? Bu ilk gördüğümüz şekilde eklemiş. Audio şeklinde eklemiş. Yine aynı şekilde alıp ID'sini alıp kullanmış. Benim ID'm neydi? K-Sound. Şunu siliyorum. Şu var dosyasını ekleyeceğim. Ama burada örnekte var kullanmamış. MP3 kullanmış. Şunu sildim. Şuraya koydum. Şuna deneyeceğim. Yer kaplıyor mu? Yer kaplamıyor bu. Yukarı koyulabilir. Type'larına bakalım. Audio object. Bakalım. Audio source type diye bir arayalım. Audio source type. Bakalım neler var. MP3. MPEG zaten MP3'tü. Bu OGV bana WAV gerekiyor. Ben biraz bakayım. Sonra tekrar devam edeyim yayına. Google'dan arayınca buldum. Şu şekilde. Wow, sadece wow burada bu nesneden iki tane daha oluşturacağım. Birine it, birine de hurt diyeceğim. Şu it nokta it olan wow dosyası. Hurt olan da MP3. MP3 için bir şey değişiklik yapmama gerek yok. Diğer ikisi için şu type'ı değiştiriyorum. Eğer tarayıcı desteklemiyorsa şu uyarıyı verecek. O yüzden bunu aşağıya eklemem daha doğru olur. Eğer uyarı verirse oyunun altında uyarıyı vermiş olur. Ya da istersek şunu sileriz. Hiç uyarı vermez. Elimde 3 tane şimdi ID'li ses dosyası var. Artık bunları klasım içerisinden çağırabilirim. O nasıldı? Ona bakalım. ID'yi bir değişkene atıyoruz. Değişken nokta play diyoruz. Ve müzik ya da ses efekti çalıyor. Yapmamız gereken şeylerden bir tanesi öncelikle bu ses dosyalarının bazı değişkenlere atanması. Sound'a gidelim. Bu ses dosyalarını sürekli kullanacağımız için her seferinde doküman içerisinde arayıp bir değişkene kaydetmek yerine en başta bazı değişkenlerin içeriğine bunları ekleyip daha sonra bu değişkenlerden kullanabiliriz. K sound element eşittir diyelim mesela. Bir tane hurt sound element eşittir.
Bir tane de it sound element eşittir diyelim. Ne yapacağız başlangıçta? Buna içeriğini dolduracağız. Eşittir document nokta get element by id neydi bu? K sound sound demiştik. K sound demiştik. Eat sound ve hurt sound var. Aynısında 3 tane kopyalıyorum. Initial'da bunların her birini bir değişkene ne yapacağım? Atayacağım. Sonra da bu değişkenlerden kullanacağım. Hurt ve it. Bu initial'ı tabi kullanmadan önce benim ana butterfly game'de çalıştırmam lazım. Kullanmadan önce ilk çalışan yerde bütün class'ları initial ediyorum. Sonra şöyle bir şey yapabiliriz. Sound.play play eşittir function mesela sound name bir fonksiyon play fonksiyonu verilen ses ismine göre çalıyor. Çalma işlemini yapıyor. Şöyle yapalım. Bir tane switch sound name ya da sound id. Sound id de olabilir. Sound name case case eğer case ne yapacak? Şu değişken nokta play diyecek. Yine 3 tane ses dosyam var. Bu ileride artabilir. Arttıkça buraya aynı şekilde ekleyeceğim ve kullanıma hazır olacak artık. Hurt ve it. Peki. Bakalım çalışacak mı bu? Şurada bir deneyelim. Mesela sound nokta play k dersek hata verdi. Bakalım nerede hata verdi? Evet, sound class'ını ne yaptık? Şey eklemedik indeksin içerisine. Eklemedik. Şurada eklememiz gerekiyordu. Kullanmadan önce. Evet. K çalıyor. Diğerlerini deneyelim. Hurt. Hurt de çaldı. Bir de ne vardı? It vardı. Evet. Bu isimleri akılda tutmak tabii bir süre sonra unuturuz kullanırken. Gidip bakmak zorunda kalırız. Şöyle bir kullanım var. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunun için sabit kullanabiliriz. Sound nokta sound names eşittir. Büyük harfle yazım büyük harfle yazmak standart olarak o değişkenin içeriğinin hiçbir zaman değişmediği anlamına geliyor. Sabit olduğu anlamına geliyor.
Ama bu sadece bizim kullanımımız. Yoksa biz SoundNames'in içeriğine bir şey eklersek ilerleyen vakitlerde değiştirebiliriz. Yani bu bir değişken. Bir sabit değil. Gelişmiş programlama dillerinde bir sabit belirlediğimiz zaman ona o şekilde RAM'de yer ayırıp onu bir sabit olarak gerçekten değişmemesi üzere barındırıyor. Ama şu an bizim kullandığımız sadece bize bir bilgi vermek için. Büyük harf. Büyük harfle sabit olarak K dedim. Eşittir. K. Ne yaptım? Objeme bir nesne. Objeme bir değişken ekliyorum. Aynı şekilde hurt. Onları da büyük harfle yapıyorum. Hurt ve ne vardı başka? Hit. Hit diyorum. Eğer bu şekilde kullandığım isimleri sabit olarak eklersen daha sonra play sound kullanacağım zaman bunun içerisine sound nokta sound names nokta dediğim zaman bana hangi sound name'leri kullanabileceğimi çıkartır. Ben de buradan böylece bir daha hatırlamak ya da içine girip bakmak zorunda kalmam. Yine aynı şekilde kodun okunuşunda da sound nokta sound klasında sound isimlerinde key sound'un ismiymiş bu. Büyük harfle yazılmış. Bu bir sabitmiş gibi bilgileri bana veriyor. K. Bu şekilde kullanımı olabilir. Ve ses klasımızı yazdığımıza göre artık sesleri kullanabiliriz. Peki nerede kullanacağız bu sesleri? K'den başlayalım. K'in üzerine gelip K'yi aldığı tam olarak ne zaman kesinleşiyor? Önce bir map'e bakalım. Map'te bir fonksiyonumuz vardı bizim. On player arrive. Burada k eşittir bir item element nesneyi haritadan kaldırmış. Direkt nesneyi haritadan kaldırdığımıza göre artık yani o nesneyi aldık. Daha o nesneyi tabii geri dönmemiş player'a ama o bilgileri geri döndürecek ve player onu ne yapacak? Alacak. Buraya da ekleyebiliriz. Ya da player'a gidip player'da nerede alıyoruz anahtarı? Burada anahtarı kullanmışız. Burada da mesela anahtarı alıyor. Sahip olduğum anahtar sayısını arttırmış. Anahtara sahip olduğunu göster. Burada da kullanabiliriz. İkisi de aslında hemen hemen aynı. Burada kullanalım. Değişkenleri yaptıktan sonra ne yapalım? Anahtarın alınma sesini çıkar. Başka ne vardı bizim? Bir şey yeme. Şimdi player da bir şey yiyebilir ya da diğer yapacağımız, ileride yapacağımız hareket eden diğer nesneler olacak. Onlar da bir şey yiyebilir. Onlar bir şey yediğinde ses çıkarsın mı? O zaman çok karışıklık olabilir. Hem bizim sesimiz olacak hem onların sesi olacak. Onlar yediğinde ses çıkarmasın. Sadece biz yediğimizde ses çıkarsın. Eğer onlar yediğinde de ses çıkarmak isteseydim gidip map class'ın içinde ekleyecektim ses dosyama. Ama ben sadece player için bu ses özelliğinin olmasını istiyorum. Ne yapmışız? Mesela eat. Eat return ediyor mu? Evet. Ne return ediyor? Food value. Bir besin değeri return ediyor. O besin değeri de player'a geliyor. Bakalım burada food value nerede var? Neredeymiş bu? Space'e basıldığında bir şey yemek istediğimde eğer yenebilen bir şeyse yiyorum. Ve besin değeri de
besin değeri gelmişse bunu life value'ya ekliyorum. Bu eklemeyi yaparken, yaptıktan sonra da bu şeyler yeme sesi çıkar diyerek sound.play neydi? sound.soundnames.heat diye kullanabilirim. Deneyelim bakalım. Mesela şu çiçeğin üzerine gelip space'e basıyorum. Evet. Böylece o sesi çıkartıyor. Bir ısırma sesi. Güzel. Oyunda şöyle, şu yukarıdaki hatayı düzelttiğimize göre oyunda şöyle bir hata daha var. İlk yüklendiğinde burada tek bir resim yüklüyoruz biz. Sağa doğru mesela, sağa doğru gitmek istediğimde her zaman yapmıyor. Ama ben onu tespit ettim birkaç kere. O resim, ikinci resim ilk başlangıçta yüklü olmadığı için ve sağa doğru ilerlerken eğer işlemci biraz yoğun olursa ve o resmin yüklenmesi, sağa doğru gitme resminin yüklenmesi zaman alırsa, yukarıya doğru bakarken kelebek sağa doğru gidiyor. Ama daha sonra o resimler yükleniyor. Yüklendikten sonra artık bir problem çıkmıyor. O problemi nasıl çözebiliriz? Yapacağımız iş, ekran ilk yüklendiğinde diğer resimleri de gizli bir yerde yüklenerek, böylece kullanacağımız bütün resimleri oyun ilk yüklendiğinde yüklemiş oluruz ama kullanmayız. Daha sonra kullanmamız gerektiğinde, daha önceden doküman için yüklendiği için daha hızlı bir şekilde resmin değişmesini sağlarız. Eat. Bir de ne vardı? Hurt. O da bir tuzağa düştüğünde ve diğer bir canlıyla karşılaştığında. Onu nereye yazacağız? Diğer canlılar tuzağa düşmeyecekti. Tuzaklar sadece bizim için. O da yine player ile ilgili bir iş olduğu için onu da player'a yazalım. O da neredeydi? Return object damage. Şimdi damage'e daha önce bir satır kod yazdığımız için burada süslü parantez açıp kapatmamışız ama artık süslü parantez açıp kapatmamız gerekecek. Çünkü bir satır daha kod yazacağız buraya. Player damage aldığında hasar alma sesi çıkar. Nokta hurt. Bu aynı zamanda return object damage diğer bir nesneyle, canlıyla çarpıştığı zaman bunu mu kullanacağız biz? Ona bakalım. Map'ten. Bu damage ne olarak geliyor? Bu damage trap'ten geliyor. Demek ki trap olduğu için bu diğer canlılarla çarpıştığında onun için farklı bir şey yazdığını düşünmüşüz herhalde. Şu an aklımda değil o. Neyse şunu da çalıştıralım bakalım. Yiyoruz. CTRL-A ile bir tuzak bulalım. Şurada bir tuzak var mesela. Tuzağa düştük zaten. Gider. Bütün tuzaklara düştük. Kaç tane tuzak var? 4 tane tuzak. Şu anahtarı da alalım. Hiç anahtar almadık. Evet, böylece biraz daha renklendi oyunumuz. İş yaparken ses çıkmadığı zaman çok belli olmuyordu. Artık yeni bir başka ses efektleri eklemek istiyorsan class'ımızı aynı şekilde eklemeye devam edeceğiz. HTML'i de ekleyeceğiz. Class'ımızı da ekleyeceğiz. Ondan sonra
her yerde, istediğimiz her yerde sound klasımıza ulaşıp bunu kullanabileceğiz. Şu uyarıyı yapalım. Anahtar olmadan kapının önüne gelince bir uyarı veriyordu. Bir de bu kelebeğin Redditor resimlerinin yüklenmesi için şöyle de bir çözüm uygulayabiliriz. Şimdi aklıma geldi. Bizim zaten map class'ın içerisinde map class'ı değil, o player'la ilgiliydi. Player'da o resmi değiştiren bir fonksiyonumuz vardı. Mod turn. Turn fonksiyonu. Turn fonksiyonu ne yapıyordu? Her yöne değişmesini sağlıyordu. Eğer ben initial'da player elementi ayrıldıktan sonra, çünkü elementi burada kullanıyorum. Elementi aldıktan sonra down down right left up dersem sırayla bütün resimleri yüklersem dokümana yüklenen resimleri doküman RAM'de tutarsa ya da birinci resim yüklenmeden ikinci resim yüklenmezse bu çözebilir sorunumuzu. Kodu yazayım. Ben bir bakarım. Tekrar o sorunla karşılaşıyorum. Karşılaşmıyorsam çözmüşüm demektir. Bakalım kötü görünüyor mu başlangıçta? Hiç fark edilmiyor. Hiç fark edilmiyor. Evet. Şu anda şeyde yok. Ama zaten o sorun bazen çıkıyordu. Bu kod dursun. Sorunu çözmüş olabilir. Çözmediyse başka bir çözüm deneriz. Oyuncunun ilk baştaki yüklenme sorununa çözüm olarak yazıldı. Yüklenme gecikme sorununa. Şimdi şeye devam edelim. Bana bir tane alert gerekiyor. Hatta o alerti kullanıcıya bilgi verme alertini, mesela bir tuzağa düştüğüm zaman da alert verebilirim. İşte 40 hasar aldığınız gibi bir bilgi verebilirim oyuncuya. Şu an burada mesaj kutusuna koyduk. Kapıdan geçelim, içen hafta ihtiyacımız var. Benim istediğim şöyle ekranın bir bölümünde, şurada da olabilir. Bir uyarı yazısı çıksın. İşte 3-5 saniye sonra kendiliğinden kapansın. Bunu nereye ekleyelim? Bunu da board'a ekleyelim. Bu da board'a bağlayalım. Board'la ilgili bir iş olsun bu da. Öncelikle yapmam gereken şey şu. Index.html'e bir tag açmak. Bu tag'i tabii butterfly game container içine açacağım ve her şeyden yukarıda olması için en altta açacağım. Bu şey layer mantığında değil, resim programındaki layer mantığında değil, üstteki olan daha üstte görünmüyor. Bu nesneler sırayla eklendiği için en son eklenen nesne daha üstte eklenmiş oluyor. Z indeksi daha yüksek oluyor. Ama ekledikten sonra tabii nesnenin Z indeks özelliğini değiştirerek arkaya bir başka nesnenin altına ya da üstüne alabilirsiniz. Bununla birlikte bir div'in içerisine eklediğimiz, sonradan eklediğimiz nesnelerde o div'in z indeksine göre
kendi aralarında kendi z-indeksine göre sıralanıyorlar üst alt. Ama o divin dışında eklediğim kelebek şu player. Player hangisiydi? Şuradaydı. Game Objects'in üstünde olan. Bu Game Objects'in içine ne zaman eklerse diyeyim, onların hepsinden daha yukarıda olmuş oluyor. Bir ID verelim. Alert Box diyelim bu ID'inde. İçerisine bir uyarı. Bunu şu an ekranda görmek için herhangi bir şey yazıyorum. Tabii ki bunu BoardJS klasımızla dinamik olarak değiştirerek yazacağız. Ne yazalım onun içine? Şurada bu uyarıyı biz nerede vermiştik? Kodlar artınca tabii yerlerini de unutunca işler biraz zorlaşmaya başladı. Bir şey bulmak. Nereye yazmıştım? Neredeydi? Hangi satırdaydı? Alert var mı burada? Var mı? Var. Nereye yazmışız? Nereye yazmışız? On koordinat. Şunu şöyle kapıdan geçmek için anahtar ihtiyacımız var. Alert box. Bu alert box için bir ne yapalım? Bu ne bir ID? Sharp alert box. Şuna benzetmek istiyorum ben. Şu beyaz. Güzel o. Neydi o? Life bar. Onun özelliklerini alayım. Onun özelliklerini alayım. Absolute olsun. Padding vermişiz. Padding ne yapacak? Yazının yazıyla beyaz. Şu yazı içinde olacağı için yazıyla beyaz arasında sınır arasında bir şey yapmış olacak. Çizgi çizmiş olacak. Genişlik yazının genişliği otomatik olsun genişlik. Top ve right background color white 4 piksel kenarları çevir. Peki top dediği 10 piksel. Şunu bottom diyeyim 10 piksel. Bir de right yerine left dersem burada çıktı. Yazı karakterini beğenmedim. Yazı karakterini nasıl değiştiriyorduk daha önce? Arial kullanmıştık. Font kullanmıştık. Bold kullanmıştık. Renk. Yazının rengini değiştirmiştik. Onları kopyalayayım şuraya. 12 piksel bold. Black yerine ben şey istiyorum. Koyu bir gri. Koyu bir gri de olabilir. Turuncu görünmez. Koyu bir gri güzel olabilir diye düşünüyorum. Göreceğiz şimdi. Evet. Hafif bir opasite verebiliriz. Şeffaf olsun. Şurada daha önce kullandığımız konulardan. Opasite verelim bir de. Biraz şeffaf olsun. Tabii. Şeffaf olunca iyice görünmüyor. Siyah black. Opacity verince zaten o biraz grileşecek. Kenar boşluklarını biraz daha fazla yapabiliriz. Kenardan boşlukları biraz daha yapabiliriz. 8 yapalım mesela. Evet. Şöyle bir uyarı. Uyarı verecek. Artık bu uyarı ne yazarsak böyle bir uyarı verecek. Ondan sonra bu uyarı yok olacak.
aslında şu uyarıyı tam şu ortaya alabilirsem daha etkili olur. Sonra da zaten yok olacak. Onun için ne yapacağım? Mesela bottom aşağıdan %50 tam tersi 50 yüzde boşluk bırakırsam ortaya geliyor mu? Tabii tam ortaya gelmiyor ama hemen hemen ortaya gelmiş oluyor. Çünkü şunun yüksekliği var bir de. Onun yüksekliğini hesapla katmadık. Ama geni yatay olarak ortalarken mecburen onun yüksekliğini de hesaba katmak zorundayız. Çünkü yatayda daha belirgin olacak. Evet, %50. Şurası, şuradaki noktaya göre hesaplıyor. Ekranın tam ortasına getiriyor noktayı. %50 eksi şu nesnenin genişliğinin yarısı. Yarısını çıkarmam gerekiyor tam ortalamak için. Onu nasıl yaparım? Bakalım. CSS'de öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum. CSS mat matematik hesabı var mı? JavaScript'ta CSS cal diye bir şey varmış. Calculate. Calculate. Şöyle yapacağız. Left calculate parantez aç. %50 eksi width. Width diyebilir miyiz? %100 demiş burada. Başka örnek var mı? Deneyelim. Git dersen. Git dersen bir şey oluyor mu? Ne oldu? %50'den genişliği kadar çıkardı. Değil mi? Git bölü 2 dersen. Git. Bit olmadı. Bakalım şunun kullanımına. Burada tek bir şey kullanmış. Şurada arayalım. Ne diyeceğiz? CSS cal width. Calling border width, cal width division. Şöyle açalım, göz gezdirelim. Bakalım nasıl kullanımlar olacak. Tabii ortalamanın tek yolu bu değil. Ben şimdi absolute yaptığım için aklıma ilk gelen yöntem bu oldu. Ama ortalamak için birçok farklı yöntem var internette. Size uygun olan başka bir yöntemle kullanabilirsiniz.